geçer. Bundan geçersin. Bunun sanki delikleri şey, geniş gibi. Ha. Bu küçük, bu geçmez. Evet, derler değil mi? Hem nasıl? Niye yapmıyorsun ya? Otur, sen de yapmıyorsun anne. Bunlar ne yapıyor? Ben bunu çözüyorum. Bunlar da bileklik yapıyor. Bunu bir tane bulamadım. Yaparsan güzel bir ben bunu şöyle neye gidecektim? Karar alayım. Karar alayım. Dost dost dost. Kısarısıya kesin gideceğiz. Bilginiz o. Bir aklı bahçeye kahvaltı şeyini götürmüşler. Kraliçin spor defterini galiba. Evet. Öyle gittik ya biz daha. Sen yapamamışsın. Gerçi de yok. Gitsin zaten. Gezilemiyor musunuz? Deniz oluyor. Gittim ya. Çok güzel yapmıştan sonra. Şu an Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evimizde bulunuyoruz. Asırlık Çınar Evimizin 3. şubesindeyiz. Ve Olcay Ilıcalı şehrimiz için çok önemli bir isim. Öğretmen, Kocaeli Huzurevi Derneği'nin başkanı. Onun ismiyle taçlandırdığımız bir merkezimiz, Asırlık Çınar Evimiz. Burada 50 yaş üstü bireylerimizde sosyal, kültürel, zihinsel ve fiziksel aktiviteler yapıyoruz. Günlük olarak iş uğraşı teknikerlerimiz burada planlamalarını gerçekleştiriyorlar ve bireylerimiz burada gelip gün içerisinde çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Hedefimiz yaşlılık sürecini kaliteli geçirmeleri, sosyal yönden uyum halinde ve toplumsal olarak da birbirleriyle iletişim halinde olmalarını hedefliyoruz. Emeklilik dönemlerinde özellikle sosyalleşmeyi çok önemsiyoruz. Zihin sağlığını çok önemsiyoruz. Ve bu anlamda iş uğraşı teknikerlerimiz özellikle zihin sağlığına yönelik, bedensel sağlığa yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Şu an içeride de çeşitli aktiviteler yapıyorlar iş uğraşı teknikerimizle birlikte. Birazdan da onların neler yaptığını ve düşüncelerini de öğreneceğiz. Burada 50 yaş üstü bireylerimizle evde yalnızlıktan sıkıldıkları vakitlerini artık böyle kendilerini ev ortamı sıcaklığında hissedecekleri bir mekanda bulunarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Bunu da sağlarken sanatsal etkinlikler, onun dışında zihinsel aktiviteler, fiziksel egzersizler, bunun dışında kültür sanat gezileri ve daha birçok aktiviteyi her gün sistemli ve programlı bir şekilde ilerletiyoruz. Bu aktivitelere örnek vermek istersem eğer, sanatsal aktiviteler içinize ahşap boyama, onun dışında takı tasarımı, tuval boyama, çeşitli el işleri, bunlar dışında fiziksel egzersizlerimiz beden eğitimi hocalarımız eşliğinde gerçekleşiyor. Nefes egzersizleri, onun dışında spor aktiviteleri. Bunlar dışında da diyetisyenimiz eşliğinde düzenli bireysel beslenme danışmanlıkları veriyoruz. Böylece bireylerimizin hem zihinsel hem de fiziksel olarak zinde kalmalarını hedefliyoruz. Şimdi buraya geldim, şu başa dönüyorum, buna bağlıyorum. Açıldığından beri buraya geliyorum. Derya Hanım beni yolda yakaladı. Böyle bir şeyin olduğundan bahsetti. Ben düşüncemi ifade ediyorum. Belki geç kalmış bir karar, geç alınmış bir karar diye düşünüyorum. Bunu niye düşündüğümü hemen ifade edeyim. Benim kahve alışkanlığım hiç olmadı. Hiç olmadı ama. Dolayısıyla o boşluğu tamamlamak için hat sanatına başladım. Hat sanatının bayağı da ileri gittiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla onunla uğraşırken Derya Hanım beni yolda yakaladı. Böyle böyle bir şeyin olduğundan bahsetti. Benim için bir veli nimetti doğrusu. Ben düşüncemi ifade ediyorum. Yani üreticilikten tüketiciliğe geçmiş birisi olmamak için bir şeyler üretmek lazımdı. Bu da çok böyle yerinde oldu dolayısıyla. İsabet oldu. Burada hem arkadaşlarla arkadaşlığımızı pekiştirdik, hem sohbet esnasında değişik renklerle görüşüyorsunuz, değişik fikirde olanlardan görüşüyorsunuz, onlardan bir şeyler alıyorsunuz veya onlara bir şeyler veriyorsunuz gibi son derecede
isabetli bir karar. Hatta geç kalmış bile diyebilirim. Ben buradaki kişilerin az olduğunu düşünüyorum. Yani buranın dolup taşması olmasını düşünürdüm. Burası bir kahve değil. Kahve gibi düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü burada bilgi alışverişi oluyor. Zenginlik var, bilgi zenginliği var. Ben düşüncemi ifade ediyorum. Tabii bundan herkesin istifade etmesini isterim. Ben genelde hattat olduğum için bana hep kızımız o tip şeylerle ilgilendiriyor. Bir de bulmaca çözdürüyor ki kaldı ki zaten bulmacayı çözmeye benim ihtiyacım da var. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Ay çok mutluyuz biz burada. Allah razı olsun Fatma Kaplan'dan, kızımız Derya'mızdan. Çok güzel vakit geçiriyoruz. El işleri yapıyoruz, muhabbet yapıyoruz. Sırası geliyor. Oyunlarımızı oynuyoruz. Gezilere götürüyorlar. Çok faaliyetli, çok güzel. Çok mutluyuz burada. Çok çok. Çok çok teşekkür ederiz böyle bir yer açıldığı için. Kaç zamandır? Epey bir zamandır evlerdeyiz. Bir yere çıkamıyoruz malum. Ama böyle bir yer olunca çok hoşumuza gidiyor. Çok. Yani öğretmenimiz, Derya'mız bizim çok fevkalade bir kişi. Bayağı yani bize bir şeyler öğretiyor, güzel karşılıyor, ikramlarını yapıyor. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Bir şeyler yani yapmaya çalışıyoruz, gösteriyorlar, öğretiyorlar. Bilmediklerimizi, bildiklerimizi biz gösteriyoruz. Bilmediklerimizi onlar gösteriyor. Çok mutluyuz. Çok. Çok memnunuz. Burası bizim için. Yani çok güzel ikinci evimiz. Bir evimiz, ikinci evimiz de burası. Derya bizim kızımız, canımız. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımız Fatma Kaplan Hanım'a. Yani çok çok memnunuz. Geliyoruz, sosyal aktiviteler yapıyoruz. Boyamalar yapıyoruz. Yani yaşlılığımızı çok güzel değerlendirip zaman geçiriyoruz. Arkadaş grubumuz çoğaldı. Daha çok arkadaşımız oldu. Sosyalleşiyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?